Tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın yeni balıklar aldım. 2 videosuyla sizlerle hemen ışık tesisatımı ayarlayayım. Bakalım nasıl balıklar almışız görelim. Bir tane güzel bir whale tail. Şöyle kırmızı ağırlıklı. Yanda güzel bir double tail. Hem de babayaro bir double tail. Bakın şu kalksınlar. Daha görmediler birbirlerini. Çok titretiyorum kamerayı ya. Şöyle yapayım. Gördüler mi? Bakın hemen whale tail'imiz köpük bile yapmış. Kesin mutlu. Double tail de çok güzel bir double tail. Bakın gördü double tail. Şöyle double tail'e getireyim. Neyse şu tarafa geçeyim ben o halde. Hop. Allah. Evet. Asıl bombalar burada demiştim. Asıl bombalar burada demiştim. Hadi bakalım. El mi Yaman, bey mi Yaman? Buyurun. Dragon aynı zamanda da Gold. Gold Dragon. Kuyruktaki katmerleri görüyorsunuz. Çok orijinal bir balık bu. Double tail'imiz de nasıl kabardı. Bakın VT'miz de kabardı. Double tail gayet güzel bir double tail. Baba bir double tail yani. Çok güzel bir double tail. Double tail'leri ben Half Moon üretiminde önceki yıllarda kullanmıştım. Yeniden kullanacağım. O yüzden aldım. Gold Dragon'umuz ağlıyor arkadaşlar. Ağlıyor. Şöyle bir de çekelim. Yan tarafa geçiyorum. Hemen bir tane güzel... Ulan... Evet, renge gel, renge gel. Desene gel, desene gel. Meseneye gel. Ağlıyor, ağlıyor. Half Moon'lar patlıyor adeta, patlıyor. Şöyle de duruşları göstereyim. Gold Dragon efsane. Vay 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 vay. Mustard gasa bak. Mustard gasa bak. Dragon. Seley. Yardı. Suyu yardı resmen. Balıklara geldiği günden beri hiç kendilerini göstermedim. Yani başka balık göstermedim. Çok sığ bir sudan aldım balıkları. Cuma gününden beri bol bol Artemia ile besliyorum. Balıklar kendine gelmişler. Ağlıyor. Hemen yan tarafa kayıyorum. Şunu da kaldıralım. Sınırları kaldıralım. Sınırlar olmasın. Evet, yan tarafta bir tane Marble Half Moon. Hemen yanında bir tane güzel bir renk. Yani kırmızının tatlı bir tonu ama kuyruk düşmesi varmış balıkta. Ben orada aldığım zaman yerde yatıyordu çünkü su çok azdı. Herhalde yoktur diye düşündüm ama olmaya da bilir hani sonradan toparlayabilir. Çünkü kuyruk tertibatı falan güzel bir balık. Ağlıyor, ağlıyor. Gayet iyi bir balık. Rengi de güzel. Böyle kırmızı da değil, bordo da değil. Size nasıl yansıyor bilmiyorum. Bakın marble'ımız ama marble yuva bile yapmış. Yoksa üremek mi istiyorsun? Yoksa yavruların mı olsun istiyorsun? Bakın hem marble'lık var hem de balıkta koyunik var. Alt yüzgeci gördünüz mü? Ya zaten şöyle söyleyeyim, aslında söylediğim şey çok saçma oldu. Koi balıkların hepsi marble geni taşıyan balıklar zaten. O yüzden kendimi düzeltiyorum. Bu balığın alt yüzgeci biraz haddinden fazla gelişmiş. Orada bir form bozukluğu diyebileceğim bir şey var ama olsun. Yavruları böyle olmaz. Yani illa böyle çıkacak diye bir şey yok. Zaten Half Moon çıkma oranı biliyorsunuz %3, %5.
Yani bir üretimden, bir harfun üretiminden 10 tane iyi kalitede harfun elde edebiliyorsanız çok şanslısınız yani ve de balıklarınız çok iyi demek. Ağlıyor be Gold Dragon'a tekrar gelelim. Seyirciden yoğun istek var Gold Dragon'a gelmemizle ilgili. Bakın 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 bakın. Ağlıyor bir maşallah nasıl alırım hemen videonun altına. Beğenme ve maşallahları rica ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz moda bu. Bunları mecbur söylemek zorundayım ben de. Kim o? Gold Dragon'umuz ağlıyor. Gold Dragon'umuza güzel bir gold harfunun bir dişi arıyorum ya da siyah koyu renklerle olan bir harfunun dişi bu balığı ağlatır ağlatır. Ya tabii tercihim gold'dan yana. Bir tane güzel gold bir dişi bulursam bu soyu devam ettirmek istiyorum. Bak onların içinde yavru var kızım. Onların içinde yavru var. Dur. Bu da güzel bir balık. Bu da ağlayan bir balık. Çok ağlamasın. Evet, rengi görüyor musunuz? Ne kadar tatlı bir rengi var. Buna da güzel. Ya şu anda erkek fazlam oldu. Dişim az. O yüzden bol bol harfun dişi almam lazım şimdi. Yani var burada 4 tane dişim ama işte bunlara göre de birer tane dişi olursa iyi olur. Olmazsa da canımız sağ olsun. Yalnız Gold Dragon hakikaten çok sinirli. Kıskale, kıskale. Bunlar bu arada satılık değil arkadaşlar, haberiniz olsun. Şu kırmızı çok değişik ya. Yani gerçekten bu balık öyle her zaman görebileceğimiz türden bir balık değil. Ve de gövde genişliğine baktığınız zaman bu balık büyük bir balık. Yani bir yaşına yakın falan bu balık. İşte benim en sevdiğim bu. Mesela ithal gelen balıklarda, harfmunlarda bunu daha çok yaşadım ben. Balık eğer yaş olarak küçük ama kuyruk olarak büyükse, yani daha çok kuyruk açmıştır balık. Ne oluyor ama gövde çok küçük oluyor, ince oluyor. İnce olduğu zaman da balık biraz güçsüz oluyor. Sonra Türkiye sularında takla olabiliyor bu tür balıklar. O yüzden ona dikkat ediyorum. Yani balığın rengi, formu falan iyi olabilir aldığınız balığın ama şey önemli. Gövde önemli. Ya yani çünkü bu balıklar bir de üretimden sonra da ve hani o anda da tabii çok fazla güç kaybediyorlar. Güç kaybettikleri zaman ne oluyor? Bu kuyruk tertibatı, kuyruk yapısı balığa ağır gelmeye başlıyor. Balığın direncini etkilemiş oluyor. Hastalıklara daha çabuk yakalanma durumu oluyor balıklarda. Yani ben harpunlarda bu sorunu çok yaşadım. O yüzden gövdesi kalın balıklar. Yani tabii şey, yani bu ille olacak diye bir şey yok. Varsa gövdesi kalın balıkların tercih edilmesi doğru. Şöyle Fancy'mize bakalım. Fancy Marble dedik. Bu da güzel bir balık. Yani mavi tabanlı bir balık gibi geliyor. Ya da altında koyu tabanlı bir balık da olabilir. Çünkü benim bendeki koyiler de mesela turuncu siyah kırmızı olmalarına rağmen böyle bir tane 3-4 tane buz mavili yavrular attılar. O da ilginç. Şu balığı son anda aldım. Çünkü kuyruk yapısı falan güzel balık. İnşallah o dediğim kuyruk düşmesi yoktu bu balıkta. Bakın VT'miz de fena değil yani. VT'miz de VT yani. Benim aynı böyle takip edenler bilir. Aynı bu renklerde harfmunlar üretmiştim. Kırmızı kırmızı yani kırmızı çarpı kırmızı erkek dişiler olduğu zaman böyle yani böyle renkte bayağı yavru veriyor. Bilginiz olsun. Benim sevdiğim bir renk yani pembeye gidersiniz bu renkten. Ya, bu rengin üstüne gidersiniz.
Double tail'imiz de ağlıyor yalnız ama double tail'imiz işte bu kap kötü olduğu için double tail'imizi güzel çekemedim. Ama ya şu balıkların içinde en iyi balık hangisi derseniz bu. Gold Dragon gerçekten çok çok iyi bir balık. Çok güzel bir balık. Çok şanslıyım yani bu balığı bulduğum için çok şanslıyım. Yani toptancıdan böyle balıklar bulmak zor yani. Çok nadir böyle balıklar. Dünyanın en iyi balığı. Hop. Hemen Facebook. Hop. Fotoğraf çekimde paylaşayım. İşte böyle arkadaşlar. Yeni balıklarım bunlar. Bu balıklarla da ilgili üretim maceralarımız devam edecek. Takipte kalmanızı rica ediyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da bayağı IGTV'de ve Instagram'ın yeni Reels da videolar yüklüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağımızın ikinci günündeyiz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Sizin için bol bol video çekmeye çalışıyorum. Videoları beğenmenizi rica ederim arkadaşlar. Görüşürüz.